kurallar, bıçak gibi bulundurmayla ilgili ne diyor? Güzel ama ne hissettin? Erkeğin başka bir kadınla, o kızla evleneceğini söylediğinde ne hissettin? Bunu senin için, çocukların için yaptığını söylediğinde, senin iyiliğin için olduğunu söylediğinde. Bunu sana söylemiş miydim? Yoksa bunu nasıl bilecektim? O halde etten söylememe gerek yok. Yani bugün pek yardımcı olmuyorsun. Ya bugünün farklı olduğu anlaşılırsa? Şu ana kadar pek farklı görünmüyor. Kaçırdığın bir şey mi var? Dün bana söylediğin atasözünü. Çin atasözünü biliyorsun. Onu düşünüp durdun. Şimdi ise bana işkence edildiğini düşünüyorum. Sana yaptığımı düşündüğün şey bu mu? İşkence ettim mi yani? Düşündüğüm şey, senin gibi birinin ona işkence ettiği. Ona buradan işkence etmeme gerek olmadığı, kafamda ondan bu kadar nefret ettiğini bana söylemene gerek olmadığı. Onun yerine belki yan odada, bu binada onu görebilirim, işitebilirim, hayal edebilirim. Senin benzerin bir zerkis olma şanssızlığına uğradığı birine ağlayarak dur dediğini duyabilirim. Yeterince ıstırap çekmedin mi sence? Bu biraz aşırı değil mi? Melodramatik. Bana pek erkek gibi gelmiyor. Ağlan, zırlan teki. Hiç de öyle tarif ettiğin gibi değil. Hakkında çıkan efsanelerdeki gibi değil. Senin gibi birisi ona şey yapabilir. Daha doğrusu yıpratır. Olasılıkla onu yıpratmışsındır. Öyleyse onun yeter, yeter dediğini hayal ediyorsun. Belli bir noktada evet, çözülür ve işte o zaman sen... Ben değil! Senin gibi birisi ona cevap verir. Senin gibi biri ona ne cevap verir? Söyle bakalım, hadi sevindir beni. Bilseydim bile sana söylemezdim. Kurallara aykırı. Kim nasıl bilecek? İzlemediklerini söylemiştim. Hadi sevindir beni. Ziyaretçisi olduğum bu Türk karşısında nasıl tepkide bulunacağını, onu nasıl sorgulayacağını, nasıl köşeye sıkıştıracağını anlat bana. Ziyaretçisi değilim. Sadece ondan sorumlu olduğunu düşün. Karşında duruyor ve sana yeterince çekmedin mi diyor. Tamam. Senin oyununu oynayacağım. Sonuna kadar. Ama sonuna geldiğimizde o artık bir oyun olmayacak. Ve o oyunda kurallar vardır ne yapılacağını söyler. Sen başla. Ona söyleyeceğin ilk şey ne olurdu? Onu söyle, ben de oradan devam edeceğim. Asla yeterince acı çekemezsin. Bu mu? Ona söyleyeceğin şey bu mu? Asla yeterince acı çekemezsin. Evet, şimdi sıra senin. Ona derdim ki, asla yeterince acı çekemezsin. Derdim ki, kim sorumlu? Çıldıran kadın mı, yoksa çıldırtan koca mı? Sensin derdim. Onu dert eden sensin. Evet. Ona tehlikeli olduğunu söyleyen, kendi babana, kardeşine yaptığın şeye bak diyen sensin. Onun için yaptığım şeyler? Senin için yaptığın şeyler derdim. Seni korumak için, aşkı için. Evet ve o gülerdi. Dinle gülüyorsun. Çocuklarıyla sokağa atılma ihtimaliyle güldüğünde onun nereye hissetmiş olabileceğini bir düşün derdim. Tanımadığım bu sokaklara. Kendini tanıtacak, savunacak bir yere sahip olmaksızın. Kendi çocukların derdim. Gidecekleri bir yer, başlarını sokacakları bir yer olmaksızın. O sana geldi. Diz çöktü. Diz çöktü. Buğdayı topraktan fışkırtan, bereket tanrıçası o kadının daha önce yapmadığı şey. Diz çökmek ve kapı kapı dolaşıp dilenmek zorunda kalacağını söylemek. Beni kalbimden ve babamdan uzaklaştırmamış olsaydı, hayatımın geri kalanını başkalarının yaralanmayacak geçirebilirdim. Bunu yapmamak. Ona bir şans. Sadece bir şans daha vermen için sana yalvardı. Bana bir şans daha ver. Bir şans daha. Değişebileceğimi sana ispatlamak için bir iki haftayı daha hak etmiyor muyum? Bana bak. Dizlerimin üstündeyim. Ve o karısına, çocukların annesine şunu söyledi. Dizler bu iş için, ağızlar bu iş için. Biraz alçak gönüllü olmayı öğrenmenin zamanıdır. Evet, öyle dedi. Evet, ve sordu. Nerede o anlamsız hainleriniz, büyüleriniz, sahte yılanlarınız? Başka birini bulmamı, beni isteyecek pek çok kişi olduğunu, hala bir parça olduğumu söyledi. Yeni evliliğimden önce son bir kez benimle yatmak ister misin? Hayır mı? O zaman babana geri dön. Kardeşini parçalayıp denize attıktan sonra eminim sana sıcak kucağına
sana sıcak kucağını açacaktır. Ve daha sonra o, kocam, geldiğini gelirse tanır. Eminim onu seveceksin. Eminim iyi anlaşacaksınız. Ona bazı yatak numaraları öğretebilirsin. Biliyorsun, kalçaları nasıl oynatacağını, ne yapacağını. Ona biraz ders verebilirsin. Köleleri odadan göndermiş ve kapıyı kilitlemiştim. Bu çok zor. Belki sana söylediği bir şey vardı büyük olanın. Ne demişti? Büyük çocuğun. O ilk dedi mi? Doğru tahmin ettim değil mi? Evet. Neden? Küçük kardeşinden daha güçlüydü. Onu yakalamak daha zor olacaktı. Büyük olanı beni görseydi kaçardı. Görmüş olsaydı... Neyi görmüş olsaydı? Yaptığım şeyi yaptığımı, onu yaptığımı... Yaptığını değil, söyle, yaptığını söyle. İlk çocuğum küçük kardeşini öldürdüğümü görmüş olsaydı aynı şeyi ona yapmak daha zor olacaktı. Söyle, o kelimeyi söyle. Daha zor, onu öldürmek daha zor olacaktı. Ya ne saplamışsın, çıldırmamışsın. Hep söylediğin gibi kocan seni çıldırtmadı. Tümüyle kendindeydin. Çocuklar doğduğundan beri bu olasılığı planlıyordun. Doğduklarından beri, doğmadan önce, o zamandan beri, belki biz doğmadan önce, hiç kimse doğmadan önce. Herkes unut. O andan söz et bana. Dikkatli bir şekilde tüm aşamasını planladığın suçu anlat. Küçük olan, hiçbir şey yapamayacağı için mi ilk olarak en güçlüsünü seçtin? Büyük olan direnecekti. Oysa savunmasızdı. Ne yaptığını tam olarak biliyorum. Bana söylediğin şey bu değil mi? Hayır. Gözlerindeki bakış. Bebeğimin küçük gözlerindeki bakış. İlk kan ellerimi ve suratıma sıçradığındaki bakış. Ve bunun bir oyun olmadığını anladı. Biliyordu. Neyi biliyordu? Bir sonrakine kendisi olacağını. Ağabeyle işin bittiğinde sıran ona geleceğini. Aynı bıçakla, temiz bir bıçakla bile olmayacağını. 5 dakikamı aldı. Ve diğerleri benimle birlikte seyretti olanları. Çocuğunun adını söyle bana. Hayır, adını söylemem. Adını hiçbir zaman söylemeyeceğim. Küçük olanı benimle birlikte seyretti. Bunun için affedemiyorum kendimi. Güzel, güzel. Farkında olduğu 5 dakika için. Küçük oğlum, ne dedi? Kaçmaya çalıştı mı? Sadece orada öyle durdu. İzledi. Ve işim bittiğinde, ölü kardeşimi son bir defa öptüğümde, yavaşça yere bıraktığımda, onu yatağa bırakırmışım gibi kollarımın arasından kayıp gitmesine son kez müsaade ettiğimde, ona, odanın öbür tarafından bana bakan küçük olana döndüğümde, onlar dışarıda bağırırken, kapıyı kırmaya çalışırken, kocam çabuk çabuk diye bağırırken... Ve onun bağırması hoşuna mı gidiyordu? Sanırım. O zamanlar istediğim şey buydu. Onun çığlıklarını duymak istiyordum. Hangisi olduğunu bile bilmeden oğlunun çığlıklarını duysun istiyordum. Şimdi onun için, kocam için üzgünüm. Çığlıkları sürekli duyuyor. Evet, içinden o çığlıklar tekrar tekrar. Yaptığı şeyin karşılığını göreceğini biliyor. Kimse sürekli sözler vererek, diğer yaşamlara zarar vererek ama karşılığını almadan yaşayamaz. Ancak artık yeter. Peki, sonra? Bebeğim önüne dönmüştü. Bana yaklaştı. Kaçmadı. Bana geldi ve diğer elimi tuttu. Kanla kaplayın ağabeyle tuttu elimi. Hem de iki eliyle. Yerdeki kardeşine baktı. Sonra bana. Birden etraf çok sakinleşmişti. Kapıyı vurma sesi, bağırtılar. Hepsi durmuştu. Sanki kocam da bizi dinliyor gibiydi. Ne dedi? Küçük çocuğun. Anne, lütfen anne. Böyle fısıldayarak. Anne, lütfen anne. Onun canını bağışlamak istedim. O an ağabeyini hayata geri getirebilseydim eğer yapardım. Ama artık çok geçmişti. Ama artık çok geçti. Gücümü kaybetmiştim. Denizler aşmıştım, batıya gelmiştim. Ana dilimi kullanamıyordum, artık gücüm azalıyordu. Ve o an yaptım. Peki ya o kız? Kocanın yeni karısı. Ateşe verdiğin o kız. Ona hiç üzülmüyor musun?
Birazcık bile. Sadece daha uzun sürmediği için üzgünüm. Pişman olduğum tek şey bu. Seni geri göndereceğim. O kızın vücudunda. Seni başka bir kadının vücudunda erkeğinle sevişirken izlemek. Yanıp kül olduğunu izlemek. Ah bundan nasıl zevk alacağım? Dışarı çık dışarı dışarı 200 saatlik. Ah gideceğim istediğim zaman. İstediğim zaman gider istediğim zaman gelirim. Senin sahibinim ben. Benim sahibim değilsin. Sana istediğini vermeden sahibim değilsin. Pişmanlık getirmeden sahibim değilsin. Ama bir şey söyleyeyim. Pişmanlık getirirsen ben olmam. Yarın, öbür gün, milyonlarca yıl sonra pişmanlık getiren ben olmayacağım. Anladın mı? Yarın ben olmayacağım. Sen olacaksın. Daha fazlası için geri geleceksin. Hayır ben olmayacağım. Sen gittiğimde mücadele ettin burada kalmak için. Burada kalmak istedin. Senin tek vakan benim. Haksız mıyım? Seni iyileştirmek istedim. Hala istiyorum. Hayır. Başka şey istiyorsun. Neden hiç vazgeçmiyorsun? Gerçeği söyle. Sadece bu defa, bir kereliğine. Senin için, çocuğun ölürken gözlerindeki o bakış yüzünden. Silebiliriz onu, unutabiliriz o bakışı. Birlikte, sen ve ben. Sen olsun. Sensin değil mi?